memurini ilahiyedirler hepsi. Evet, Bediüzzaman arz ve semavattaki mevcudatı hayret ve istihsanla temaşa eder. Kırlarda ve dağlarda, hususan bahar mevsiminde çok gezinti yapar. O seyrangahlarda zihnen meşguliyet ve dakik bir tefekkür ve daimi bir huzur halindedir. Ağaç ve nebatat ve çiçekleri maşallah, barekallah, fetebarekallahu ahsenül halikin, ne güzel yaratılmışlar diyerek ibret nazarıyla onları seyreder, kainat kitabını okur. Her aza ve hasseleri gibi, yani burada hani böyle soyadı kanunu çıkınca Nursi'yi kabul etmemişler yani. Demişler ki başka bir isim seç. Üstad soyadı olarak okur seçmiş. Allah Allah. Neden? Hem Kur'an'ı okuyor, hem Kur'an'la kainatı okuyor. Her şeyi okuyan bir adam. Allah Allah. Cenab-ı Hak bizi de okurlardan eylesin inşallah. Hem Kur'an'ı hem Kur'an'la kainat kitabını, mevcudatı, mahlukatı okuyup da ibret alıp da Esma-i Hüsna'ya mazhariyet kesbetmeyi Cenab-ı Hak cümlemize inşallah ihsan eylesin. Evet, ne güzel yaratılmışlar diyerek ibret nazarıyla onları seyreder, kainat kitabını okur. Zübeyir abi bazen üstad zübür dermiş. Zübür kitap demek. Allah Allah. Her aza ve hasseleri gibi gözünü de daima Cenab-ı Hak hesabına ve izni dairesinde çalıştırır. Ne güzel. Her aza ve hasseleri gibi gözünü de daima Cenab-ı Hak hesabına ve izni dairesinde çalıştırır. Böyle Sungur abi Allah rahmet eylesin anlatırdı. Diyor bir gün diyor Afyon mahkemesinde üstadın yanında Mehmet Çalışkan abi, Ceylan abinin babası o anlatmış Sungur abiye. Üstadımız böyle karşıda merdiven var. Merdiven buradan aşağıdan böyle geliyor. Oradan da yukarı çıkıyor. Üstad da burada o sahanlık kısmında oturuyor. Bir sandalyede üstad oturuyor. Çalışkan abi diyor ki ben de ayakta duruyorum diyor. Mehmet Çalışkan abi ben de ayakta duruyorum diyor. Üstad diyor merdiven tarafına bakıyordu. Birden diyor üstad kafasını öyle bir çevirdi ki ben dedim ki üstadın kafası koptu gidiyor yani. Öyle süratli. Ben diyor üstadın o halini gördüm korktum sonra kafayı çevirdim. Ya üstad niye böyle çeviriyor? Baktım diyor bir şey de yok. Sonra diyor böyle bir saniye sonra bir şey gözüktü diyor. Bir şey gözüktü diyor. Biraz sonra bir baktım saç gözüktü. Bir iki adım attı. Bir tane kadın geliyor orada. Açık böyle başı açık bir bayan geliyor. Ben diyor ayaktayım diyor. Daha görmedim diyor. Kadının saçını görmedim. Kimse yok. Üstad böyle öyle hisset. Öyle bir çevirdi ki kafayı diyor. Dedim kafası koptu üstadın yani. Sonra merak ettim baktım bir şey yok. Sonra diyor baktım saçı böyle az bir şey tepe gözüktü. Sonra kafa gözüktü, saç gözüktü. Allah'ın izni dairesinde kullanıyor. Allah'a satmış yani gözünü. Altıncı sözdeki üçüncü kârdaki gibi değil mi? Cenab-ı Hak bizlere de tam nasip etsin inşallah üstadımıza bu noktada benzeyebilmeyi. Evet. Her ağza ve hasseleri gibi gözünü de daima Cenab-ı Hak hesabına ve izni dairesinde çalıştırır. Gözü şu kitab-ı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisidir. Ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin bir mübarek arısı derecesindedir. Vaktimiz geçmiş ama çok kısa bir yer kaldı onunla bitireyim. Üstad hususi hayatında mütevazi, vazife başında vakurdur. Tevazu ve mahfiyette numune-i misal olacak bir mertebededir. Bu mevzuda der ki bir nefer nöbette iken başkumandan da gelse silahını bırakmayacak. Ben Kur'an'ın bir hizmetkarı ve bir neferiyim, bir askeriyim. Vazife başındayken karşıma kim çıkarsa çıksın hak budur
derim, başımı eğmem. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim.